geldiniz. Tamam. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ev sahibisiniz Engin Bey. Hayırlı olsun diyelim. Hayırlı olsun. Engin Bey biraz daha kameralara doğru gelirsek size zahmet. Mutlu günü. Tolga ile Zeynep çok sevdiğimiz arkadaşlarımız, uzun zamandır beraberlerdi. Bugün de onların mutlu gününde yanlarında olacağız. İnşallah mutlu ve güzel yıllar olur. Koça sadıçsız mısınız? Sadıç ben değilim ama sadıç gibi bütün gün yanlarındaydı. Uzun süren bir ilişkiydi de. Siz de tüyolar alıyor musunuz acaba Engin Bey? Ya da bugün hiç konuştunuz mu kendisiyle? Hangi anlamda tüyolar? Yani hani uzun ilişkinin sırrı. Vallahi konuşuyoruz. Sizi uzun zamandır göremedim. Biraz, bu işler biraz kader kısmet meselesi biliyorsunuz. Hı-hı. Yanınızda etrafınızda da böyle ilişkisi güzel giden insanlar olduğunda da çok mutlu oluyoruz. O bir motivasyon da aynı zamanda. Hı-hı. Vallahi inşallah mutlu olurlar. Güzel bir ilişkileri olur. Biz yani bugün onların yanında olacağız. Sevdikleri olarak. Güzel bir evlilikleri olur inşallah. İnşallah. Evlilik ve evlenmek senin için ne ifade ediyor peki Engin? Vallahi güzel. Çünkü ben çok mutlu bir ailenin çocuğuyum. O yüzden ailenin kıymeti, anne babanın, çocuk olmanın kıymeti, bunlar çok değerli şeyler. Ama bu doğru insanlar da aslında kıymetli. Yani evlilik, aile bunlar çok kıymetli. Çok kıymetli. Ben düşünmüyorum diyorsunuz herhalde. Ya da yok öyle bir şey deme. Bu cümleden bunu anlamaman lazım. Bence ya doğru insan olduğunda, doğru bir şey çıktığında bence evlenilebilir tabii. Yani, ya öyle bir şeyim yok. Evlenmem ya da böyle bir ön yargım yok. İnşallah. İnşallah. Yani sizi de uzun zaman sonra gördük. Evet. Çok da göremiyoruz. Evet. Neler yapıyorsunuz? Yeni projeniz vallahi hayırlı olsun diyelim. Öyle mi? Var mı? Yok mu? Biliyor musun? Bilmiyorum var mı? Detayları açıklamıyorsunuz vallahi ama şey, galiba. Gönlürde net bir şey yok ama bizim hep devamlı çalıştığımız, işte üzerinde yoğunlaştığımız bir şeyler var. Onlar da galiba bu aralar belli olur. Hı hı. Ama niyetimiz tabii ki yeni sezonda bir şey yapmak. İşte iyi bir hikayenin içerisinde olmak. Derdimiz biraz bu. İyi şeyler yapmak aslında. Peki son olarak da Türk dizileri Avrupa'da ve dünyada büyük ses getiriyor. Siz de dünyada çok büyük kitlesi olan bir oyuncusunuz. Dizi sektörüyle alakalı neler söylemek istersiniz? Kaçak magazinci var burada. O da yanımızda. Vallahi bu çok mutluluk verici bu soruyu. Yani ben tabii ki bunun içinde olmuş olmaktan dolayı çok mutluyum. İnşallah bunu hep söylüyorum. Söylemeye devam edeceğim. Bunu devam ettirebilmemiz bence çok önemli bir Türk dizi sektörü olarak. Bundan sonra yapacağımız işler bence yaptıklarımızdan daha önemli. İnşallah bunu daha iyilerini yaparak devam ettirmemiz lazım. Bundan tabii çok mutluyum. Yani içinde olmuş olmaktan çok mutluyum. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Tabii ki de.